İş hukuku dersimizin 18.sinde sizlerle iş sözleşmesinin geçerli nedenle fesi konusuna değineceğiz. İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini feshi eden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Şimdi bizim sözleşme fesimiz biliyorsunuz haklı nedenli fesih ve geçerli nedenli fesihtir. Şimdi haklı nedenli fesihi zaten kanunumuzda açık bir şekilde saymış. İşte şunlar şunlar olduğu zaman işveren sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Ya da aynı şekilde işçi için de. Yani buna örnek vermek gerekirse işte amirine karşı küfretmiştir, onur kırıcı davranışta bulunuyordur. Ya da aynı şekilde işveren işçiye yapıyordur. Bunlar haklı nedenle fesih sebebi. Fakat bir de kanunumuz demiş ki tamam işveren işçisini sadece bundan dolayı değil de geçerli bir mazereti varsa da işinden çıkartabilsin demiş. İşte biz bugün bunları işleyeceğiz. O zaman geçerli sebebe dayanarak yapacağı fesih hallerini biz şu şekilde iki ana bölüme ayıracağız. Bir işçinin yetersizliği ve davranışlarıyla ilgili olan kısım. Bir de işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklı olan kısmı ayrı ayrı ele alacağız. Önce işçinin yetersizliği ve davranışları kısmına değinelim. İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmama, öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği, sık sık hastalanma, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, iş yerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma halleri örnek olarak verilebilir. Zaten büyük çoğunluğunda budur. İşçinin yetersizliğinden bahisle sözleşmenin geçerli nedenle fesih edilebilmesi için bu durumun iş yerinin normal işleyişini bozması ve işçinin iş görme borcunu gerektiği gibi yerine getirememesi durumunda yapılır. Yani bizim bu yukarıda saydığımız sebepler de iş yerinin normal iş akışını aksatması lazım. Eğer normal işleyişi bozmuyorsa yine geçerli nedenle fesih yapılamaz. O zaman bizim yukarıda saydığımız örneklerden de anlayacağımız gibi işçinin yetersizliğin olduğu sebepler var. İşçi hangi durumlarda yetersizdir? İşçinin bir fiziki yetersizlik durumlarından bahsettik. Bir mesleki olarak yetersizliğinden bahsettik. Yani yeterli performans sergilememe gibi. Bir de işçinin davranışları var. Şimdi bu üç başlığı ayrıntılı bir şekilde işleyelim. Önce işçinin fiziki yetersizliğinden başlayalım. Yani işçinin hastalanması durumu. İşçinin hastalanarak geçici olarak işe devamsızlığı durumunda sözleşmesi geçerli nedenle fesih edilemeyecektir. Örneğin grip olabilir. Yani gripten dolayı 2 gün rapor almıştır, evinde yatabilir. Şimdi bu durumda sırf bu nedenden dolayı sözleşmesi feshedilemez. Fakat bizim kanunumuzda haklı nedenle fesihte şunu demiş. Hastalık veya kaza sebebiyle işte 25. maddedeki maddenin 1 numaralı bendinin B alt bendinde öngörülen bir şeyler var. Oradaki bekleme süresinde devamsızlık nedeniyle geçerli fesih sebep oluşturmaz. Şöyle mesela bir işçinin olabilir ayağı kırılmıştır. Hani orada bildirim süreleri vardı. Bir de o bildirim sürelerine ek biz 6 hafta veriyoruz. Ondan sonra ancak sözleşmesi feshedilebilir. Yani yine buna uymak zorunda. Aynı zamanda bu doğum yapmış işte hanımlar için biliyorsunuz. O iyileşme sürecindeki olan izninde de bu da geçerli nedenle fesihe gerekçe oluşturmaz. O zaman bizim hastalıkla ilgili diyeceğimiz şu. Geçici süreli olan bazı hastalıklarda sözleşme fesihi geçerli nedenle yapılmaz. Ama işte ortaya çıkan hastalık ya işçinin artık sürekli çalışamayacağı bir hale getirdiyse onu ya da bu kanundaki
bildirim sürelerinin üzerine 6 haftalık daha bir süre geçtikten sonra biz bu sözleşmeyi geçerli nedenle işveren feshedebilir diyebiliriz. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hal gelmesi durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda ise haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkıyor. Bakın buna dikkat edilmesi lazım. Yani bu ama hani dedik ya mesela grip olma. Şimdi bu grip olma durumundaki şey çok farklı. İçkiye düşkünlüğü ya da kendi kendisini mesela intihar etmeye kalkmıştır. Kendisini yaralamıştır. Bunun gibi. Ya da alkole çok düşkündür. Sürekli içiyordur, içiyordur. Bu alkol alışkanlığı onu hasta olmasına sebep olmuştur. İşte bu durumlarda devamsızlığı eğer kanunda belirtilen sürede gerçekleşirse haklı nedenle fesih hakkı çıkıyor. Ama dediğimiz gibi diğer kısımlar zaten insanlık hali. Normal rahatsızlıklarda bu durum söz konusu değildir. Fakat burada da şöyle bir şey var. Şimdi sık sık rapor alıyor bu işçi. Yani bugün rahatsızlandım dedi, 3 gün rapor aldı. Haftaya gitti 2 gün aldı. Sonraki hafta gitti gene 3 gün aldı. Bu böyle sürekli bir silsile halinde devam ediyor. Şimdi işveren de diyecek ki kardeşim ben senden bir iş görme borcu bekliyorum ama sen sürekli rahatsızsın. Hep hasta oluyorsun. Ben senden istediğim verimi alamıyorum. Senin yerine sürekli çalışacak bir işçi olsaydı daha çok verim alıp işlerimi daha iyi yürütebilirdim. İşlerim de yürümüyor diyorsa işte bakın bu durumda geçerli nedenle sözleşme feshi yapabiliyor. Aradaki ayrım bu. Şimdi geliyoruz yaşlılık ve emeklilik haline. İşçinin yaşının ilerlemiş olması iş yerindeki verimini olumsuz yönde etkileyebilir biliyorsunuz. Yani bu normalde de olan bir şey. Yani yaş ilerlediği zaman insanlar artık gençliğindeki gibi enerjiye sahip olmuyor ve bu da ister istemez iş yerindeki verimini düşürebiliyor. Ayrıca işte yaş ilerledikçe sorumluluklar daha fazla artabiliyor. İşte çocukları olabiliyor, torunları, onlarla ilgili bazı düşünceler kafasında olduğu için o da verimini etkileyebiliyor. Bunların hepsi hayatın olağan akışı içerisinde olan şeyler. İşte biz bu durumda sözleşmenin geçerli nedenle feshi hakkının doğması için olayları ve kişiyi duruma göre değerlendireceğiz. Yani bir işveren yıllarca çalışmış ve o iş yerine emek vermiş olan kıdemli işçisine sözleşmesini verimin düşüklüğünden dolayı feshedebilmesi için bu verimliliğin düşmesiyle iş yerindeki olumsuzluk arasında belirli bir orantı olması lazım. Çünkü tekrar dediğimiz gibi işçinin ister istemez gücü düşecektir. Bir de emekliliğe hani yaklaşmış olan artık emekliliği neredeyse gelmek üzere olan işçi düşünün ki bir sene var. İster istemez artık biraz o da kendisini yavaşça koy vermeye başlamıştır. Ama tabii dediğimiz gibi bunda bir orantı olmalı. İşçi benim emekliliğim gelden asla ben hiç çalışmıyorum diyemez. İşte bu durumda zaten sözleşmesini haklı nedenle feshedersiniz. Yine çalışacak. Ama daha önceden 100 iş yapıyorsa şu anda artık 85 iş yapabiliyordur. Gücü ona yetiyordur. İşte bu durumda sözleşmesi geçerli nedenle feshedilemez. Ama biz bunları olayın akışına ve olaylara göre ancak değerlendirebiliriz. Yani sadece işte yaşlılığına dayanarak ya da verimi düştü diyerek biz bu sözleşmeyi geçerli nedenle feshi edemeyiz. Şimdi ikinci konumuza geldik. İşçinin mesleki yetersizliğine. İşçi İş görme edimini yerine getirirken işe üretimine emeğini kaliteli olarak sunmalı ve zamanını da bununla orantılı olarak verimli bir şekilde işine yansıtmalıdır. İş görme ediminin verimi düşük veya yetersizliği durumunda geçerli nedenle sözleşme feshedilebilir. Peki işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler neler olabilir? Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmama, öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği, sık sık hastalanma, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği,
iş yerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma halleri de işçinin mesleki yetersizliklerine örnek olarak verilebilir. İşçinin mesleki yetersizlikleri ya da gerekli performans göstermemesi gibi gerekçelerle sözleşmenin fesih edilebilmesi için bu yetersizliğin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Yani bir işçinin kısa bir süreli performans düşüklüğü onun sözleşmesinin geçerli nedenle fesih edileceğine olanak vermez. Olabilir. Dediğim gibi herkes sonuçta insandır, duygusaldır, bir şeyler yaşayabilir. Babası vefat edebilir ya da çok sevdiği bir yakını kaza geçirmiş olabilir. O anlık bir 2-3 gün kafasında dalgınlık vardır ve yetersiz performans gösteriyordur. Bunlar olabilir. Bu durumda sözleşme geçerli nedenle ya da haklı nedenle fesih edilemez. Bunun sürekli olması lazım. Yani sizin işçiniz, siz işçiden performansının sürekli olarak düşük olması bizim için önemli. Yani 100 iş yapan bir işçi ya da ortalama işte 90 iş yapıyorsa bu geçici süreyle düşmüş olabilir. Ama genelde yine 90 civarında yapıyorsa tamam sıkıntı yok. Ama artık işçinin verimliliği o kadar azdır ki normal bir işçi iş yerinde 90 iş yapıyorken bu işçi 70 yapıyordur. Performans bakın yeterli değil. Yani en azından ortalamada değil. O zaman işte yeterli performans göstermediğinden bahsedebiliriz. Peki bu verimsizliğin ispat yükü kimdedir? Tabii ki işverende. Bunu işveren ispatlayacak. Bunun için de tarafsız bir performans değerlendirme sistemi kuracak. Ha, tabii bunu çoğu işveren yapmıyor. Yapmadığı için de zaten davalarda çok fazla kayba uğruyorlar. Çünkü bu işleri düzgün yapmıyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Buna yatırım yapmak ya da bunda çalıştıracak bir personel almak istemiyorlar. Bunu objektif bir performans değerlendirme sistemi kuracaklar. Herkesi objektif olarak değerlendirecekler. Yapılan iş, diğer işçilerin ne kadar yaptığı ve bu işçinin ne kadar yaptığı. Bunun ortalama bir değerlendirilmesinin alması lazım ve standartların da makul tutulması lazım. Yani şimdi siz normalde bir işi bir işçinin yapabileceği iş 50 ise, yani ortalamadan bahsediyorum. Siz tutup da hayır ben işçilerimden 100 performans bekliyorum diyemezsiniz. Çünkü herkesin bir sınırı vardır. Her insanın bir sınırı vardır ve o sınırı çok fazla aşamaz, yapamaz. İstisnalar olabilir ama bir işçinin 100 yapabiliyor olması diğer bütün işçilerin de aynı şeyi yapabilmesini gerektirmez. Ve zaten işçinin de köle gibi çalıştırılması da işverenler tarafından beklenilmemelidir. Eğer yeterli performans gösteriliyorsa bu durumda bu yeterli olacaktır. Dediğim gibi biz buna dikkat edeceğiz. Ayrıca işte bu performans değerlendirmesinde işçinin işte yaşı olabilir. Bir engeli varsa engeli olabilir. Bunlar da o performans değerlendirmesinde göz önüne alınacak. Yani işçinin mesela nasıl diyelim işte engelli işçi statüsünü almışsınızdır. Engellidir. Diğer işçiler kadar çalışmasını bekleyemeyebilirsiniz yani. Ama şu olabilir. Herkes aynı oturarak iş yapıyordur. O işçimiz de oturarak yapıyordur. O zaman bu performansı değerlendirebilirsiniz. Ama şimdi engelli bir işçinin gücünün çok fazla yetmediği bir işte diğer işçiler kadar performans göstermesini bekleyemezsiniz. Ya da hamile bir hanımefendinin çalışma performansını diğer işçiler kadar bekleyemezsiniz. Çünkü o kişi zaten bir yük taşımaktadır ve bu onu zaten zorlamaktadır. Zarar verebilir ona. O yüzden zaten gebelikteki işçilerimizin gücünün yettiği yerde çalıştırılması gerekiyor. Yani ona zarar verilmemesi lazım. Eğer zarar görürse işveren bundan sorumludur. Onu gücünün yettiği yerde çalıştıracak ve performans değerlendirmesinde de bu bütün ölçütleri objektif olarak değerlendirecek. İşçinin niteliklerinde ortaya sonradan çıkabilecek eksiklik durumunda da sözleşme geçerli nedenle fesih edilebilir. Örnek verelim. Bunun zaten bariz örneklerinden bir tanesidir. Şimdi şoför olarak çalışan bir işçi düşünün. Siz şoför olarak aldınız. Fakat tuttu bir yerde alkol içti içti içti. Ehliyetine el konuldu. Neyse bu ehliyeti geldiği zaman yeniden başlattınız. Bir daha devam etti. Ehliyetine süresiz olarak el konuldu. Bu adam artık iflah olmaz bir adam.
Yani sürekli aynı şeyleri yaşatıyor. Siz zaten verim alamıyorsunuz. Bunu ilkinde de zaten haklı nedenle sözleşmesini feshedebilirsiniz. Geçerli nedenle de sözleşmesini feshedebilirsiniz. Şöyle işçinin ehliyetine eğer dediğim gibi mesela alkol alıp da yaptı, haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Kendi niteliğini kaybettirdi. Kastıyla yaptı bunu. Ama olabilir bir kaza yapmıştır. Bir kural hatası yapmıştır. Bundan dolayı el konulmuştur. Ve bu artık sizin çalışmanızı etkiliyordur, ihtiyacınız vardır. O zaman geçerli nedenle feshedersiniz. Bunu da dediğim gibi olayın niteliğine göre değerlendirmek lazım. Aynı şekilde işte yabancı işçi çalışma izni alamaz, uzatılamaz. İşte bu durumda da sözleşmesi geçerli nedenle fesih edilebilir. Bu genelde bazen şöyle olabiliyor. Ben bir Yargıtay kararı okumuştum. Yabancı işçi işte çalışma iznini almak için başvuruyor ama biraz geç başvuruyor. O da sınava girecek. Sınavdaki kontenjan dolduğu için diyorlar ki senin sınavını 3 ay sonra yapacağız. Çalışma izni bitti. İşveren onu çalıştıramayacak. Ne yapacak? O zaman işveren geçerli nedenle sözleşmeyi feshediyor. Ve bu işçi de dava açıyor. Tabii ki işveren lehine karar çıkıyor. Sözleşme geçerli nedenle feshedilebilir diye Yargıtay söylüyor. Şimdi işçinin davranışlarına geliyoruz. Tabii bunlar bir sürü sayılabilecek şeyler. Ben birçoğunu yine aklıma geleni saymaya çalıştım. Önemli olan bazılarını da küçük küçük altlarını açıklamalar yaptım. Şimdi işçinin davranışlarından doğan sebepler bir kere 26. maddede belirtilen durumlarda derhal fesih için öngörülen sebepler olmayacak. Fakat iş sözleşmesine aykırı davranışlar olacak. Yani mesela bir işverenin güvenini sarsıcı nitelikteki şeyler işçinin davranışlarından dolayı sözleşmenin geçerli feshedilmesine sebep olabilir. İlk olarak örneklerimizle başlayalım. İşverene zarar vermek ya da zararı tekrar tedirginliğini yaratmak. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işverenin işte makinelerini, tesisatını ya da başka eşya ve maddelerini 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması haklı nedenle derhal fesih nedenidir. İşçinin kusuruyla işverene verdiği zarar 30 günlük ücretinden az ise olayın durumuna göre geçerli fesih yapılabilir. Yani burada yine biz şöyle diyoruz dedik ki tekrar etmeyecek zarar diye. Yani şimdi işçi bir gün zarar vermiştir 5 günlük ücret tutarında. Bir gün vermiştir 10 yıl 10 günlük ücreti tutarında. Şimdi bu böyle. İşçi sürekli zarar veriyor makineye ve siz artık korkmaya başlıyorsunuz. Ulan bu diyorsunuz benim makinalarımı bozacak. Ben zarar edeceğim çünkü kullandığı makinede belki işte binlerce dolarlık makineler kullanan yerler var. Adamın makinesi 100 bin dolar. Şimdi bir işçi tamam küçük ufak hasarlar veriyor ama öyle kritik şeyler yapıyordur ki bir anda orada makineye vereceği bir zarar belki 100 bin dolarlık bir makinenin çöp olmasına sebep olacak. Yakacak makine. Şimdi bunun zararını o işçi zaten karşılayamaz. İşveren dava açsa alacağını istese o işçi de zaten alamaz. Yani ne olacak? Parça parça, küçük küçük, küçük küçük kesilecek yani. O işçinin zaten adı üstünde. Hani çalışabileceği maksimum şey bellidir ya da daha yüksek bir mesleğe de geçiş yapabilmiş olsa yine alabileceğiniz miktar bellidir. O parayı alana kadar işveren bir sürü zarar etmiş olacak. İşte bu durumun yaşanmaması için sözleşme geçerli nedenle feshedilebilir. Ama işte sırf işçi az bir makinede bir zarara sebep oldu diye de sözleşmesi geçerli nedenle hemen feshedilemez. Kanunumuz bunda demiş ki 30 günlük ücreti tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasar ve kayba uğratması nedeniyle bu durumda demiş derhal fesih edilir zaten. Bu haklı nedenle derhal fesih sebebidir zaten. Bize sınır koymuş. Alt kısmında da işte dediğim gibi bazı istisnai durumlarda geçerli nedenle fesih yapılabilir. Peki bu zarara yatkın işlerde ne olacak? Mesela bir şoförlük işi düşünün. Yani şoförlük işi zarara yatkın bir iştir. Hani sürekli trafiktesiniz. O yoğunluktan belki bir anlık dalgınlıktan ufak tefek sürtmeler ya da küçük kazalar olabilir. Şimdi bu zarara yatkın ya da buna benzer zarara yatkın işlerde o zaman hemen yine sözleşmeyi feshedemiyorsunuz.
Çünkü bu tip zararları şeyden saymıyor kanunumuz. Fesih sebebi olarak saymıyor kolay kolay. Bir de şu durumumuz var. Mesela 30 günlük işte ücret tutarını aşan durumlar var. Burada önce işçinin ve işverenin kusurları karşılaştırılıyor. Objektif değerlendirme yapılıyor. Yani tamam, işçi bir 30 günlük zarara, 30 günlük ücret tutarında zarara sebep olmuş. Ama buna işveren ne yapmış? Belki işverenden kaynaklı bir durum var. Belki işçi dedi ki, bakın bu makinede şöyle bir hasar var, bunu tamir edin dedi, söyledi. Yazılı olarak bildirdi. Başvurdu, istedi ama işverene idare etsen makine o şekilde çalışmaya devam ediyor, bir şekilde gideriz dedi. Ve çalışırken makine hasara uğradı. Şimdi burada dediğim gibi kusura bakacağız. İşçi eğer az kusurluysa sözleşme yine feshedildiği geçerli nedenle şöyle, eğer az kusurluysa işçi geçerli nedenle feshedilebilir. Ama bu kusur çok çok düşükse yine geçerli nedenle fesih olmaz. Ama dediğimiz gibi bu kusur oranlarının değerlendirilmesinde biraz objektif davranılması lazım. Ama bu hak nedenle fesih durumunda da işte dava açıldığı zaman işçi ve işveren arasındaki kusur oranlarına bakılıyor. Çünkü biliyorsunuz 30 günlük tutarı açtığı zaman hak nedenle fesih oluyordu. Şimdi dava açtı işçi, dedi ki hayır, bu hak nedenle fesih değil dedi. Ama orada işveren de bir ufak da olsa bir kusuru var. İşveren de kusurlu. İşçi işverene göre daha az kusurlu. O zaman diyor ki mahkeme, tamam bu hak nedenle fesih sebebi değildir. Ama 30 günlük tutarı açtığı için geçerli nedenle fesihtir diyor. Şimdi bir diğeri, iş yerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek. Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak. İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek. Yani bunu biliyorsunuz, şeylere çok fazla çıktı zaten. Televizyonda da işte işveren tarafından kendisine verilen bilgisayarı, bakın mesai saatleri içerisinde internette gezinmiş, alışveriş yapması, oyun oynaması, bu durumlarda geçerli nedenle fesih yapılabilecektir. Yani bu şey değil. Mesai saatleri dışında öğle arasındadır. Öğle arasında internetten girip alışveriş yapabilir. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama şimdi şöyle bir durum var. Mesela işveren sana bilgisayar verdi. Sen yüklenmemesi gereken bir programı yükledin. Ve işveren bundan dolayı ihtar edildi, uyarıldı ya da zarara uğradı. İşte sözleşmen o zaman feshedilir. O zaman haklı nedenle bile feshedilebilir. Duruma göre değişir. Şöyle bir şeyler var. Çünkü mesela işveren sana bilgisayara vermişti. Sen bilgisayarı çökerttin. Sonra durumun anlaşılmaması için gittin kendin korsan bir Windows yazılım yükledin. Şimdi bu yüklediğin Windows yazılımından dolayı da bir şekilde tespit edildi ve iş yerine geldiler, baskın yaptılar. Dediler ki, ha bak sen kaçak Windows yüklemişsin dediler işverene. İşverene kestiler para cezası. Ne olacak? Bakın şimdi zarar verdiniz. Haklı nedenle derhal fesih sebebidir. Ama onun haricinde mesai saatlerinde işte işle alakalı olmayan şeylerde vakit harcandığı durumda sözleşme geçerli nedenle feshedilir. İş yerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek, iş akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak iş yerinde dolaşmak. Ya bu özellikle sık sık geç gelmek var. Yani arada bir gecikebilir, uyuyakalabilirsiniz, servisi kaçırabilirsiniz. Bu durumda sözleşme feshedilmez. Zaten bunların da haklı nedenle feshitte de işte peş peşe belli bir süre işe mazeretsiz olarak gelmemenin sözleşmeye haklı nedenle feshetme şeyleri var, durumları var. Onun haricinde de yani siz alışkanlık haline getirmemişsiniz eğer işe sürekli olarak geç kalmayı, sözleşme feshedilemez. Ama siz sık sık böyle geç kalıyorsanız geçerli nedenle sözleşme feshedilebilir. Aynı şekilde amirleri veya iş arkadaşlarıyla ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere tartışmalara girmek. Tabi bu da genelde amirlerle olan bir durum. Yani amirin de size şunu yap diyor, siz itiraz ediyorsunuz, hayır diyorsunuz ama böyle şöyle tartışıyorsunuz. Bir şey oluyor, yine tartışıyor. Şimdi amir size artık emir vermekten çekinir bu sefer tartıştığınız zaman. Ya bu sorguluyor, yapmayabiliyor, şöyle oluyor. Bakın artık ne oluyor?
sıkıntı büyümeye başlıyor. Ne olacak? Sözleşmenizi geçerliliğinden feshedilebilecek. İşçinin niteliklerini işvereni küçük bir şekilde yanıltmaz. Şimdi biliyorsunuz işçi işverenin niteliklerini yanıltırsa bu durumda derhal feshi hakkı var. Yani işçi dedi ki ben İngilizce biliyorum dedi ama işe bir başladı. Adam İngilizce bilmiyor ki, alakası yok. Ya da dedi ki ben şu makineyi çok iyi kullanırım dedi, kullanmayı bilmiyor. Ama şimdi işçi dedi ki mesela bir CNC'yi düşünelim. Ben dedi CNC makinesini kullanmak istiyorum. Yani bu bir daha şöyle söyleyeyim. Torna denilen bir şey vardı daha önceden. Şu anda makinalı tornanın adı da CNC. Şimdi CNC makinesini çok iyi kullandığını söyledi işçi ama ya çok iyi derecede bilmiyormuş. Eksiklikleri var. Evet biliyor, kullanabiliyor, işi yapabiliyor. Ama işverenin çok üst düzeyde istediği bir işi tam olarak yapamıyor. Eksik yapıyor, olmuyor. Beceremedi. Şimdi işveren de diyor ki hani sen çok iyi biliyordun bunu. Ben seni tam kalifiye eleman olarak almıştım buraya. Bakın bu durumda sözleşme ne olacak? Geçerli nedenle feshedilebilecek. İşçi evet yapıyor belki bir şekilde ama bu ne oluyor? Yavaş yapılıyor. İşin yürümesinde bir problem yaşanıyor. Küçük problemler. Eğer bu küçük problemler yaşanıyorsa geçerli nedenle feshedilebilir. Yani ufak tefek aksaklıklarla. Ama bu dediğim gibi büyük aksaklıklara sebep oluyorsa, tamamıyla yalan söylemişse haklı nedenle feshedilir bu sefer. Amirin aleyhine uygunsuz sözler söylemek. Ya bu zaten demiştik ya, işçi gerek diğer işçilere gerek işverene ya da aynı şekilde işveren de söylediği takdirde biliyorsunuz. Ve bu durumlarda haklı nedenle fesih var. Yani gider işverene küfür eder. Ondan sonra bütün ailesini söver. Bunlar haklı nedenle derhal fesih sebebi. Ama bir de kaba üslup dediğimiz üslup vardır. Kaba sözler sarf eder. Ya da arkadaşlarına kışkırtıcı nitelikte şeyler söyler. Bak bu adam böyle işte sahtekarlık yapıyor. Ya da şu kişi hakkında şöyle söylemiş, böyle söylemiş, bir dedikodu falan çıkartıyor. Şimdi bu durumlarda sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir. Fakat işte bu söylediği sözler eleştiri mahiyetindedir. Mesela bir iş yapıyordur ama o iş o şekilde yürümüyordur. Amine diyordur, bak senin bu yaptırdığın bu şekilde olmaz. Sen yaptıramıyorsun diye objektif ve ölçülü yapıcı bir eleştiride bulunuyordur. Bu işletmedeki bozuklukların giderilmesi amacıyla söylenen sözler sözleşmenin fesih nedenini oluşturmaz. Eleştiriye de açık olacaklar. Şimdi geliyoruz işçinin bağlılığının yetersiz olması. İşçinin sadakat borcunu ihlal etmesi biliyorsunuz haklı nedenle fesih nedenidir. Fakat sadakatsizlik olarak nitelendirilemeyecek şeyler de vardır. Ama sadakatsizlik olmasa da işverenin güvenini kırabilir. İşte bu nedenlerde de sözleşme geçerli nedenle fesih edilebilir. Örneğin mesela işçi birisinin hırsızlık yapmasını gördü ama ses çıkartmadı. Korktu belki ona zarar verecektir ya da işte işverene söyleyip de sorumluluk almak istemedi ve bu durum sonradan ortaya çıktı. Aslında onun da gördüğünü, kendisine iletildiğinde bu durumun önlenebileceğini. Ne olur? Sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir. İşçinin maaşına sık sık haciz gelmesi de aynı şekilde sözleşmenin geçerli nedenine fesih sebebi oluşturabilir. Yani bu zaten şöyle işvereni rahatsız eder. Yani icra kağıtlarının gelmesi sürekli. Çünkü işveren sürekli olarak oradan parayı kesip icraya para yatırıyor. Bu artık ona bir rahatsızlık vermeye başlamışsa, onu uğraştırıyorsa ve sürekli oluyorsa bu, hani ara ara olabilir yani işçi borcunu ödeyemiyor olabilir. Ama sık sık haciz geliyorsa o durumda sözleşmeye geçen nedenle feshedebilir. Bunu şöyle yapıyorlar iş uygulamasında. İşçinin maaşına haciz geliyor. İşçi de tanıdık oluyor. Diyor ki tamam ben seni çıkartmış göstereyim diyor. İşçiyi çıkartıyor. Sigortası olarak çalıştırmaya devam ediyor. Böyle uygulamada yapılan sahtekarlıklar maalesef mevcut. İşverenin güveni sarsılmasından zaten bahsetmiştik. Mesela kapısının dinlenmesi, işçi kapıyı dinlerken yakalanabilir ya da iş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sigara içebilir. Yani bir yerde yanıcı madde vardır, oraya yazmışlardır. Burada içilmeyecek, sigara içmek yasaktır diye ama işçi orada sigara içiyordur. Evet, herhangi bir zarara yol açmamıştır belki. Sıkıntılı bir durum ortaya çıkmamıştır ama çıkabilir, bakın iş güvenliğini tehdit ediyor. Ya da
müşterilerle iyi davranmıyordur ve müşteriler sürekli şikayet ediyor. Yani bak bana böyle yaptı, öteki diyordur bana şu şekilde davrandı. Bu böyledir. Ya da işte taciz boyutunda olmasa bile iş yerindekiler birbirlerine şey yapabilir, rahatsız edecek davranışlarda bulunabilir. İşverenden habersiz yeni iş arayabilir. Bu durumlarda da işte fesih sebebidir, geçerli nedenle. Şimdi geliyoruz işçinin tutukluluk haline. İşçinin bildirim sürelerini aşan gözaltı veya tutukluluk halinde iş sözleşmesi haklı nedenle feshediliyordu, biliyorsunuz. Bu kanunumuzda açık bir şekilde yazıyor. Fakat bildirim sürelerini aşmamakla birlikte uzun süre tutukluluk halinde de eğer işin normal yürüyüşünde olumsuzluğa sebep oluyorsa geçerli nedenle feshedilebilir. Yani düşünün ki işverenin bir makinesi de üretim yapıyor ve orada iki tane işçi çalışıyor. O iki işçi o yükü götürebiliyor. Ama bir işçiye düştüğü zaman işveren artık siparişlerini yetiştiremeyecek. İşçilerden bir tanesi tutuklandı ve bu tutukluluk süresi artık bekliyor ki belki serbest bırakılacak, bir hafta oldu, 2 hafta oldu, hala devam ediyor. Şimdi 50 gün boyunca bunu mu bekleyecek? Ya da bir ay bekledi, bildirim süresinde bekledi. İşte bu durumda bildirim süresine yakın bekledi, bekledi, bekledi ama hala bu adam tutuklu, bırakılacak gibi değil. Ya da belki işlediği suç itibariyle bir sıkıntılı bir durum var. Ne yapacak? Geçerli nedenle sözleşmesini tabii ki feshedebilecek. İşçinin davranışları nedeniyle sözleşmenin feshinde. İşçinin davranışı taraflar arasındaki iş ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmemekte ve işin normal akışını bozmaktadır. Bu da iş yerindeki uyumu ve çalışma ortamındaki düzeni bozuyor olabilir. İşte bu durumda geçerli nedenle fesih hakkı ortaya çıkar. Zaten işçinin davranışları iş ilişkisini ağır bir şekilde çekilemez hale getirecek bir duruma sebebiyet vermişse bu durumda demiştik ki haklı nedenle fesih işverence yapılır. İşçinin az kusurlu hareketlerin neticesinde iş sözleşmesi geçerli sebeple fesih edilemeyecektir. Bu durumda işveren ne yapacak? İşçiyi uyaracak. Bununla ilgili tutanak tutmak suretiyle yapabilir. Ceza verebilir. Ya da diyebilir ki bak artık aynı şeyleri ben seni uyarıyorum. 5 kez yaptın. Sürekli tutanak tutuyorum. Artık sözleşmeni feshedeceğim. Yapma diye ihtar çekebilir. O yüzden az kusurlu hareketlerinde de önce bir uyarı verilmesini bekliyoruz. Yani hemen sözleşmeyi ben feshedeyim, bu işçiyi göndereyim diye fırsatçılık yapılmaması lazım. İşverenler bunu yapıyor. Göndermek istediği işçiyi hemen ilk bulduğu fırsatta bir şekilde uğraşıyor ve hemen gönderiyor. Bu şekilde yapılmaması lazım. İşçinin davranışlarından dolayı fesih yapılmasında işveren ölçülü olmalıdır. Yani işçinin işini yaparken bir dalgınlıkla yaptığı bir yanlışlık sonucu hemen sözleşmesi feshedilmemeli. Ölçülülük ilkesine aykırı olur bu durum. Ve yapılan fesih o zaman geçersizdir. Yani ufak tefek davranışlarında işçiye biz tolerans göstereceğiz. Şimdi geliyoruz ikinci kısma. İşletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklı sebepleri. İşletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, iş yerinden kaynaklanan geçerli sebepler, iş yerinin dışından veya içinden kaynaklanan sebepler olarak iki yönde değerlendirilebilir. İş yeri dışından kaynaklanan sebepler, işte sürüm ve satış olanaklarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasadaki genel durgunluk, dış pazar kaybı, ham madde sıkıntısı gibi sebeplerle iş yerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi iş yeri dışından kaynaklanan sebeplere örnek verilebilir. Bir de iş yeri içinden kaynaklı sebepler vardır. Bunlar yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, iş yerinin daraltılması ya da yeni teknolojinin uygulanması, iş yerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi sebepler de iş yeri içi sebepler olabilir. İşletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin geçerli sebeple feshedilebilmesinin işletme gereği olarak ortaya çıktığını,
işveren ispat etmek zorundadır. Bu durumda objektif olarak değerlendirilmeli ve fesih son çare olarak düşünülmelidir. Biliyorsunuz bizim son çare ilkemiz vardır iş hukukumuzda. Yani önce fesihten kaçınma olanağı var mı yok mu işveren buna bakacak. İşçinin sözleşmesini hemen feshetmeyecek. Bu durum genelde işletme ile ilgili olan durumlarda işçinin sözleşmesinin geçer nedenle feshedilmesinde olan bir ilkedir. Fakat davranışlarla ilgili olan kısımda da bazı durumlarda son çare ilkesi uygulanabilir. Ama o çok istisnadır. Genelde işletme ile ilgili olan kısımda uygulanır son çare ilkesi. Biz bu sebepleri şu başlıklar altında inceleyeceğiz. İlki, işletmenin ekonomik güçlük içine düşmesi. İş yerinin ekonomik olarak zor duruma düşmesi durumunda sözleşmesin geçerli nedenle feshedilebilir işçinin. Bu durumda öncelikle işletmenin gerçekten bir zarara uğrayıp uğramadığının tespiti yapılmalıdır. Bunun için işletmenin bilançosu da dahil olmak üzere her türlü araştırma yapılır. Yani bir işletme ben ham madde sıkıntısı yaşıyorum bundan dolayı zarar ediyorum diyerek işçinin sözleşmesini feshettiğinde bu durum o işletme gerçekten o ham maddeyi elde edebilir mi, edemez mi? Ya da bunun için bir çalışma yapmış mı? Uğraşıyor mu? Yani işveren hiçbir şey yapmayıp da ben bunu elde edemiyorum dediği zaman bu durumda yapmış olduğu fesih geçersizdir. Yani bir zarar ediyorsa bu zararını gerçekten ortaya koyması lazım. Yani işveren bu nedir mesela bu sene işte 150 bin lira kar yapmıştır. Bir sonraki yıl 125 bin kar etmiştir. Demiştir diyor ki işte ben zarar ediyorum. Kardan zarar. Ben işçi çıkartacağım. Yapıyorlar yani bunu günümüzde. İşçi çıkartmak için bahane uydurmak için yapıyorlar. Hani sen zarar etmemişsin ki? Biraz kardan kaybın var. Ama bu zarar değil ve ekonomik güçlük içine düşmüş saymaz seni. İşverenin kendi kusuruyla işletmesini zarara uğrattığı durumlarda da sözleşme geçerli nedenle feshedilmez. Yani şimdi siz işverenin bütün istediği her türlü üretimi yapıyorsunuz. İşveren önce bir yerle anlaşıyor. Sonra işverenin yaptığı saçma sahtekarlık bir hareket yüzünden karşı taraf vazgeçiyor sipariş alınmakta. Mallar elinde kalıyor ve bu işvere zarar ediyor. Şimdi buna işveren sebep olduysa, işveren sebep oluyor bizim anlattığımız örnekte. Ne olacak? Sözleşmenin neden işçinin geçerli nedenle feshedilsin ki? İşçinin kusuru ne bunda? O zaman bu sözleşmeler fesih edilemez. Zaten dediğimiz gibi işte ciro veya kâr etmede ya da satıştaki kısmi azalmalarda ya da ufak tefek düşüşlerde de sözleşmeler feshedilemez. Yani işveren bugün 100 bin mal satıyordur. Ertesi sene 95 bin satmıştır. Aa benim 5 bin malım düştü deyip tutup da sizin sözleşmenizi feshedemez. Bunun gerçekten önemli ölçüde düşmesi lazım. Yani 100 bin mal satıyorken bu sene 10 bin mal satmıştır. Artık satamıyordur. Çok uğraşıyordur. Her yere başvuruyordur ama yok satabilecek ya da satın alacak hiç kimse bulamamıştır. Şimdi bu durum tamam. Ekonomik güçlüktür ama diğer durumda sözleşme feshedilemez. Sadece ekonomik krizin yaşanıyor olması da fesih için yeterli değildir. Yani kriz sonucu bir kere işletme üretiminin azalması lazım. Gerçekten zarar ediyor olması lazım. Faaliyetleri düşmüştür. Ve istihdam fazlası oluşmuştur. Yani diyorsanız ki işte ülkede ekonomik kriz çıktı ben hemen işçileri çıkartacağım. Niye çıkartıyorsun ki? Senin işletmen işliyor. Hala kâr edebiliyorsun. Çalışıyorsun. İşlerin gayet normal bir şekilde devam ediyor. Sırf ekonomik krizi bahane ederek işçilerin sözleşmesi feshedilemez. Bu geçerli bir fesih nedeni oluşturmaz. Aynı şekilde iş yerinin kapatılması durumunda da öyle. Şimdi işveren şunu yapıyor. Ben de iş yerimi kapatayım, bütün işçileri çıkartayım. Sonra yeniden gene açar başlarım. Bakın kötüye hakkın kötüye kullanma var. Evet iş yerini kapatma gibi bir hakka sahipsiniz. Ama bunu da kötüye kullanmayacaksınız. Eğer kapatıyorum diye siz sözleşmeyi fesh ederseniz ve bunda bir hakkın kötüye kullanılması varsa bu fesih de geçerli nedenle fesih nedeni değildir. Peki bunlar ne zaman değerlendirilir? Fesin geçerliliğinin değerlendirilmesinde fesih yapıldığı tarih itibariyle işverenin durumu dikkate alınır. Yani siz sözleşmeyi 10 Ocak'ta yapmışsınız fesini. 10 Ocak itibariyle o işletmenin durumu değerlendirilir. Tutup da bir önceki yılı baz almazsınız ya da bir hafta öncesini baz almazsınız. O an, onu itibariyle o işletmenin durumu nedir? Yani işletme o anda normaldir. Tamam işleri gerçekten iyidir.
Ama 10 Ocak'tan sonra aradan 5 ay geçmiştir. Dava sürecinde işleri bozulmuştur. Kötüye gitmiştir. Olabilir. Ama sen sözleşme feshettiğin tarihte iş yeri zarar etmiyordu ki. Hatta fazlasıyla kar bile ediyordu. Bu durumda sözleşme fesih geçersizdir arkadaşlar. Biz o anı dikkate alıyoruz. Şimdi geliyoruz iş yerinde organizasyon değişikliği ve teknolojik değişime. İş yerinde yapılacak olan teknolojik bir değişim veya faaliyet alanının değişmesi, iş yerinin belli bölümlerinin kapatılması neticesinde artık oradaki işçilerin çalışmasına ihtiyaç duyulmaması, iş yerinin üretimi kısması neticesinde iş yerinde istihdam fazlası oluşması gibi nedenlerle sözleşme geçerli olarak fesih edilebilir. Bu durum karşımıza toplu işçi çıkartma ve iş kanununda devirle ilgili devralan işverenin teknolojik veya işin gerekli kıldığı durumlarda sözleşmelerin feshedilebileceği şeklinde 6. maddede kanunumuzda karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şunu şöyle kanunu uzun diyelim. Yani bu durum aslında bizde var. Teknolojik sebep mi, fesih sebebi. İşte bir toplu işçi çıkartmada belirtilmiş. Bir de 6. maddemizde devreden ve devralan işveren ilişkisi durumundaki kısımda var. Teknolojik ve işin gerekli kıldığı durum olursa sözleşme geçerli nedenle feshedilebilecektir diye. İşverenin organizasyon değişikliği nedeniyle sözleşme feshi yapabilmesi için öncelikle bu değişikliğin gerçekten yapılmış olması gerekir. Yani işveren dedi ki ben şu makinelerden alacağım artık onu kullanacağım. Bu makineleri kullanmayı düşünmüyorum ve benim bundan dolayı işte 10 tane işçiye ihtiyacım yok ve ben bu işçileri işten çıkartacağım. Tamam aldın mı makineleri? Yok. Hani bir alımla ilgili işi yaptın mı? Makinelerini getirdin mi? Kurdun mu? İşlemini başlattın mı? Yok. Bakın bu durumda sözleşme feshi geçersizdir. Fakat alırsa o makineleri almıştır, kurmuştur artık, çalışmaya başlamıştır ve istihdam fazlası ortaya çıkmıştır. İşte bu durumda sözleşmeyi geçerli nedenle feshedebilir. O yüzden iş organizasyonu değişikliğinde değişikliğin somut olarak gerçekleştirilmesi şartını arıyoruz. İş yerinin belirli bir kısmının sırf işçilerin sözleşmelerini feshedilebilmesi için kapatılmış olması durumunda da sözleşmenin feshi geçerli değildir. Ayrıca işveren belirli bir bölümü kapatmış olsa bile aynı işi başka yerde yapıyordur, bölümde yapıyordur. Ve orada da aynı nitelikte ve de sayıda işçiye ihtiyaç duyuyorsa bu durumda da fesih geçerli değildir. Bunu da uygulamada çok yapıyorlar. İşte işveren o bölümü kapatıyor. Ben burada ihtiyaç duymuyorum artık diye o işçileri işten çıkartıyor ama o işi aslında başka yerde yapmaya devam ediyor. O işçileri orada çalıştırabilirsin, yapabilirsin. Ama bunu yapmıyor ve çıkartmaya çalışıyor. Ve bir de şöyle bir durum var. Siz orayı kapatmış olsanız bile oradaki işçileri başka yerde çalıştırıp çalıştıramayacağınıza bakmak zorundasınız. Dediğimiz gibi son çare ilkesi. Hemen sözleşme feshine gitmeyeceksiniz. Hemen benim istihdam fazlam var diye sözleşmeyi feshetmeyeceksiniz. Bunları da zaten mahkeme tarafından araştırılması gerekmekte. Bir de dedik yani şimdi istihdam fazlası diye sözleşme feshedildi. İşte bu durumda o iş yerine işçi alınıp alınmadığına bakılıyor. Yani dedi ki benim istihdam fazlam var ve ben şu işçilerin sözleşmesini feshedeceğim. Tamam feshettim. Sonra sen tuttun yine işçi aldın. Tamam bak aynı şeyde işçi alıyorsun işte kalifiyede. Aynı işçiden ya da benzerinden yine aldın çalıştırıyorsun. O zaman bu işçinin sözleşmesini neden feshettin? Bakın bu durumda sözleşme geçersizdir. İşte bunların araştırılması gerekiyor mahkemece. Şimdi geliyoruz iş kanunumuzdaki önemli bir hususa. Son çare. Yani ultima ratio dediğimiz ilke. İşverenin, işletmenin, iş yerinin veya işin gereğinden dolayı işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilebilmesi için İş ilişkisinin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen bu ilişkinin yürütülemez halde olması ve fesin son çare olması gerekmektedir. Yani o zaman biz az önce yukarıda saydık ya işletmenin işin ve iş yerinin gereğinden dolayı işçinin sözleşmesinin feshedilmesi. İşte bu şekilde feshedilmesi için önce gerekli tedbirler alınmış mı? Bu işçinin sözleşmesi gerçekten artık feshedilmek zorunda mı değil mi diye önce bunun görülmesi lazım. Fesih en son çare olması gerekiyor bizim için. Yani bir fesinden kaçınma olanağı var mı yok mu diye hakim buna bakmak zorunda.
Tabii ne kadar bakıyor bizim hakimlerimiz, burası tartışmalı. Yani avukatlar olarak biz bunu sürekli söylüyoruz, anlatıyoruz. Genelde dinlemeyip, dilekçeleri okumayıp kafalarına göre karar verdikleri için ilk derece mahkemelerinde bu tip şeyler temizde dönüyor genelde. O yüzden bu durum duruşmalarda da eğer avukatlık yapıyorsanız üst üste bastırılarak söylenmesi gereken sözlerden bir tanesi. Şimdi dedik ki biz bu son çare ilkesi fesin işte iş yerinin, işletmenin ve işin gereğinden dolayı yapılan fesih de uygulanmaktadır. Evet, genel olarak burada uygulanır ama şeyde de uygulanabilir. Hani işçinin davranışları nedeniyle ya da yetersizliği nedeniyle fesihte de bu uygulanabilir. Yani şimdi bununla ilgili de Yargıtay kararı var. Mesela bir hostes kilo almıştır. Şimdi aşırı kilo aldığından dolayı artık o uçakta çalışması ona bir sıkıntı yaratıyordur ve sözleşmesi feshedilmiş. Şimdi Yargıtay da demiş ki tamam sen onu feshettin sözleşmesini, orada çalıştıramıyorsun ama peki onu yer hizmetlerinde çalıştıramaz mısın ya da diğer birimlerinde çalıştıramaz mısın? Neden önce buna bakmadın? Demiş. Şimdi bu da buna örnek olarak verilebilir, yani işçinin yetersizliğinden bahisle fesih ya da yani işçi olabilir bir kolundan rahatsızlığı olmuştur. Biliyorsunuz bu tenisçi dirseği dediğimiz bir hastalık var. Ağırlık kaldırıp indirenlerde oluşabilen bir hastalık. Şimdi işçi artık orada çalışa çalışa 10 yıldır o çalıştığı iş yerinde belki bundan dolayı o tenisçi hastalığına yakalandı ve artık belli bir şeyde ağırlık kaldıramıyor. Bir süre kaldırıyor, ondan sonra o hastalığın yükseliyor. O an 3 saat 4 saat çalışamıyor. Kaldıramıyor ağırlık. Başka iş yapması lazım. Şimdi siz bu işçinin sözleşmesini hemen bundan dolayı feshedemezsiniz. Başka yerde de çalıştırabilir miyim? Daha uygun bir iş var mı diye son çare ilkesine göre bunu değerlendirmeniz gerekir. Dedik ki teknolojik gerekçelerle işte yeni teknolojiye geçtiği için işveren sözleşmesini geçerli nedenle feshedilebilir. Evet, feshedebilir. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi işveren makinasını aldı. Önce bir ki bakacak kendi işçilerine. Yani bunu işçileri işten çıkartmak için bir bahane olarak görmeyecek. Acaba eğitim versen bu işçiler bunu yapabilir mi? Ya da o eğitimi verecek işçilere, belki işçiler çalışacak. Aynı işçiler bunu başarabilecek. Zaten o işte çalışan işçiler bunlar. O makinayı da kullanabilecekler. Ya bunları yapıyor mu yapmıyor mu? Bunun işte tedbir almak dedik ya. Bu tedbirleri alıp almadığını işverenin incelememiz lazım. Ve son çare ilkesi gereği de öyle hemen ben teknolojik alet aldım diye sözleşmenin feshedilmemesi gerekir. Bir de şu durum var. Şimdi iş yerinin, işverenin daha doğrusu birden fazla iş yeri varsa işçinin diğer iş yerinde çalıştırılmasını mümkün olup olmadığının da bir araştırılması gerekir. İşverenin iş yerlerinin aynı veya farklı iş kolunda olup olmamasında bizim için bir önemi yoktur. Aynı veya gerçek düzen kişilere ait olsa yeterlidir. Hani dedik ya işçi siz yetersiz görüyorsunuz ya işte yaşlanmıştır. Artık önceki kadar orada performans gösteremiyordur ama başka bir iş yerinde onun çalışabileceği artık oturarak bir yer vardır. Mesela gümrük işlerinde bakan bir şirket düşünün. Artık bu işçi oturarak oradaki gümrük kayıtlarını tutabilir, tecrübelidir, biliyordur bunları. Siz o iş yerinde bu işçinizi kullanabilirsiniz. Önemli olan işverenin kimliği. İşveren aynı tüzel kişi veya gerçek kişi olsun, iş kolunun hiçbir önemi yok yani. Sektörlerin hiçbir önemi yok. Aynı iş kolunda da olabilir, farklı iş kolundaki bir iş yeri de olabilir. Bu da bizim son çare ilkemizin gereğidir. Bir de sosyal seçim ilkesi var. Ya bu şöyle, zaten doktrinde çok sıkça tartışılan bir şey. Yargı kararlarında da dengesizlik var. Daha önceden çok uygulanmaktaydı bu işte. Yargıtay'da hep dönüyordu. Önce işçileri çıkartırken işte sosyal seçim ilkesine göre bakacaksın. İşte yaşına, emekliliğe gelip gelmediğine, evli mi, çocuğu var mı vesaire diye bu toplu işçi çıkartmalarda genelde de gelir karşımıza. Bunlara bakılır diyordu. Ama artık Yargıtay içtihatlerinde de şu şekilde bir şey oluştu. Diyor ki ben sözleşmeye bakarım. İç yönetmelik varsa ona bakarım. Toplu sözleşmeye bakarım. Eğer orada sosyal seçim ilkesiyle ilgili bir şey varsa işte mesela işten çıkarılacak işçilerde şuna bakılır. Evli olup olmadığına bakılır vesaire bir değerlendirmelerle ilgili koşullar varsa ben bunun denetimini yaparım. Onun haricinde işveren işçisini istediği gibi kimi çıkartmak istiyorsa çıkartabilir diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun, sosyal seçim ilkesindeki şu anda içtihat farklı. Umarız bu değişir.
ve sosyal seçim ilkesi de uygulanır diyoruz. Şimdi geliyoruz son konumuza. Kanun bunu açıkça saymış. Demiş ki fesih için geçerli sebep oluşturmayan durumlar. Bu durumlarda hiçbir şekilde fesih geçerli değildir demiş. İşte sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içerisinde sendikal faaliyetlere katılmak, iş yeri sendika temsilciliği yapmak, işte mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak. Yani işveren sigortasını yapmamıştır, gitmiş şikayet etmiştir. İşveren bundan dolayı ceza yemiştir. Vay sen beni nasıl şikayet edersin sigortanı yaptırmadım diye işveren iş sözleşmesini feshedemez. Ya da alacağını alamadı işçi gitti yargıya başvurdu. Ben de alacağımı istiyorum. Bundan dolayı sözleşmesi feshedilemez. Ya da işte dediğimiz gibi ırk, renk, cinsiyet ve benzeri ayrım yapamaz. Biliyorsunuz bazı işçilerle ilgili bizim özel durumumuz var. Mesela kadın işçilerinin çalıştırılmasının yasak olduğu durumlar var. Bu yönetmeliğimiz de var. İşte kadın işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili. Ya da işte mesela gece kadınların çalıştırılmasıyla ilgili yasak olan durumlar var. İşte bu süreler içerisinde siz kadın işçiye diyorsunuz ki işe gel. O da gelmedi. Siz sözleşmeyi feshederseniz geçerli nedenle fesih değildir. Haklı nedenle fesih de değildir. Hatta geçersizdir fesih. O şekilde söyleyeyim. Hastalık veya kaza nedeniyle dediğimiz gibi işte kanunda gösterilen geçici devamsızlıkta bizim kanunen fesih için geçerli sebep oluşturmayan nedendir. Zaten birçoğunu yukarıda açıkladık. Bu konuda çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Ders için hepinize teşekkür ediyorum dinlediniz. Eğer kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olursanız sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize iyi dersler, başarılar diliyorum.